Merhaba arkadaşlar. Nurgül'ün Tığ ve İğne YouTube kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için beğeni ve yorum yapmayı unutmayalım. Sağ alt köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Çektiğim videolardan da haberdar olmak için zil butonunu açabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Yine size bir menekşe modeli nasıl yapıldığını tarif edeceğim eklerimden de anlaşılacağı üzere arkadaşlar. Bu seferki menekşem daha ağır. Bundan bir önceki menekşem de arkadaşlar çok güzeldi. Ama bu fıstıklı bir menekşe. Şu şekilde arkadaşlar menekşem. Evet, çok güzel ve çok ağır bir model arkadaşlar. Instagram'da Ebru Çiçek arkadaşımızın sayfasında gördüm arkadaşlar. Göreli bayağı oldu ama ha yapayım, hadi yapayım derken bayağı bir zaman aldı. Güzel bir model olduğuna eminim. Bu şekilde arkadaşlar. Yapımına geçelim. Evet arkadaşlar. Sarı ipimizle 5 tane buraya zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Bu şekilde zincirimin arasına girip sahte sık iğne yapıyorum. Arkadaşlar biliyorsunuz sahte sık iğnenin yuvarlığı çok güzel oluyor. Minicik bir yuvamız oldu arkadaşlar bu şekilde şimdi bunun üzerine 5 tane daha zincir çekiyorum bir defa doluyorum şöyle ortasına girdim 1 2 2 sadece arkadaşlar bu 5 zinciri batarken biraz yuvarlarını yaparken zorlanırsınız Birincide de de şu içinin yuvarlağının içine girdikten sonra artık yuvanın içi de belirginleşmiş olur Diğer işlemleri rahat bir şekilde yapabiliriz. Şimdi buraya bir, iki zincir çekiyorum. Bir defa doladım. Yine aynı yuvanın içine arkadaşlar. Bu şekilde bir, iki, iki. Altı tane yuva yapacağız. Bu şekilde fıstıklarımıza yuva olacak arkadaşlar. İki zincir, bir defa doluyorum. Ve bir, iki, iki. Üç seferde bir trabzan yaptım. 2 zincir bir defa dola yuvaya gir 1 2 2 bu da dördüncü yuvamız 2 zincir küçük yuvamıza girelim 1 2 2 2 zincir 2 3 4 5 sonuncu yuvamız ha, Pardon arkadaşlar bu şekilde şuraya kapatıyorum altın yuvamızı. Şimdi bu şekilde bir yuva olmuş olacak arkadaşlar. Evet, yuvalarımız hazır. 1 2 3 4 5 6. Evet. Tekrar işimizi garanti almak için saydık. Bir zincirimi çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Şöyle ipimi arkada çekip yakalım. Evet arkadaşlar, bu şekilde yuvamızın içine sık iğne ile ipimizi tutturduk. Şimdi fıstık yapımıza geçiyoruz. 7 tane zincir çekiyorum. Ve 7. 7 zincirimi çektim arkadaşlar. Şöyle hafif arkadaşlar fazla değil. Bu üç tane ilme en az sıkı sıkı çekmeye gayret edin arkadaşlar. Çünkü kıvrımlanınca çok hoş duruyor. 3 4 zincirin altından zincir çekme fıstık işi arkadaşlar öğrendik. Artık her e, yuvanın içine fıstık yaparak değişik değişik fıstık modelleri yaparak 3 6 oldu arkadaşlar. 7 8 9 10 15 tane dolduruyoruz. 13 14 ve 15 15 tane tığımıza topladık iplerimizi ilmeklerimizi arkadaşlar ve buradaki girmiş olduğumuz sarı yuvadan da bir ilmek yapıyorum bir zincir çektim bir ilmek aldım yani bunu bu şekilde buraya topluyorum arkadaşlar ve burada bu şekilde şöyle sıktırıyorum ilmeğimi ilmeğimi sıktırınca yine aynı yuvanın içine arkadaşlar bu şekilde fıstığımı kapattım. Evet, bir tanesi hazır. İkincisi için buraya bir sık iğne yapıyorum. 7 zincir. Evet, ikincisi için 7 zincirimizi çektik arkadaşlar. Bu şekilde hafif fazla çekmiyorum tığımın ucunu. Şöyle arkadaşlar dibinde başlayamayanlar ortadan ilk önce bir zinciri başlayıp şöyle çeksinler geliyor arkadaşlar. 3 4 ilk 3 ilmeğe fazla çekmeyince arkadaşlar bu kıvrım yeri çok hoş duruyor daha yakın tabana duruyor 5 6 6, 6 7 8 9 10 zincirin altından ilmekleri alıyorum tam 15 tane ilmeğim oluyor arkadaşlar 13 oldu 14 oldu ve 15 16 da bu sarı yuvada alıp sonra hepsini bir toparlıyorum arkadaşlar bu şekilde ve kapatıyorum sonra kapattıktan sonra da sarı yuvam arkadaşlar tekrar kapatıyorum bu şekilde ikinci fıstığında bakın arkadaşlar nasıl aşağı aşağı baktı Evet arkadaşlar iki tane yaptık. Şimdi üçüncü yuvaya geçip sık iğne ile üçüncüsünü yapacağız. Geri kalanlar da aynı bu şekilde arkadaşlar. Bu iki fıstığı nasıl yaptıysam diğer yuvaları da aynı şekilde dolduracağım. Onları ben doldurayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar tüm fıstıkları doldurdum. Fıstık adetimiz 6 oldu. Ve şimdi ters tarafına çevirip bu lilamız için, açık rengimiz için bu şekilde arkadaşlar yuva yapacağız. Ve yuvaların içine dolgular yapıp tamamlayacağız. Sık iğne ile tutturdum bu trabzanıma. 2 zincir çekiyorum. 3 zincir çekeyim arkadaşlar. Bu şekilde diğer sarı trabzana geçerek buralara yuvalar yapıyorum arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Buradakine geçiyorum. 2. yuvamız. 1 2 3 zincir. 3. yuvamız. Dilayla bu fıstıklarımızın arkasından arkadaşlar yuvalar yapıyoruz. Tam 6 adet yuva yapacağız. Buraya yine bu şekilde 1 2, 3 zincir bu şekilde tutturup kapatıyorum. 1, 2, 3 zincir ve arkadaşlar 3 zincirimi kapattım buraya. Şimdi arkadaşlar buraya ben e, tam 10 tane arkadaşlar, 10 fazla değil, içinde 16, 17 tane dolduracağız. 7, 8, 10. Evet arkadaşlar. Şimdi bu 10 tane zincirimizi çektik. Şuradan bir tane yuva atlıyorum. İkinci yuvamın içine bakın. ikinci 3 zincirli yuvamın içine bu şekilde kapattım. Buraya 10 zincirimle bir yuva yaptım arkadaşlar ve 5 tane zincir çekiyorum 3 4 5 şu ipimi keseyim arkadaşlar çok bu şekilde şimdi dönüyorum çektiğim yuvanın içine iki defa tığımın başını doladım bakın şöyle yatırarak bu gördüğümüz 10 zincirli yuva içine girdim 1 2 2 2 2 defa doluyorum yuvaya girdim 1 2 2 2 3 Yuvaya girip 1 2 2 2 Toplam dediğim gibi arkadaşlar 16 17 tane buraya dolduracağız bu şekilde 2 4 5 6 2 defa doluyoruz bay. 2 defa doluyoruz 1 2 2 2 tam 4 seferde arkadaşlar bu trabzanları çekerek yapıyoruz 2 defa doladım yuvaya girdim 1 2 2 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Evet arkadaşlar tam 16 tane buraya yuva yaptım bu şekilde arkadaşlar şimdi arkadaşlar 16 tane trabzanı yaptıktan sonra buraya 5 tane zincir çekiyorum şöyle bir yanındaki yuvaya arkadaşlar hani üçer zincirli yuva yapmıştık ya bu şekilde bir yanındaki yuvanın içine giriyorum ve kapatıyorum buraya trabzanımı şimdi işin püf noktası burada arkadaşlar zorlandığım kısım dediğim yere geldik bu 5 zinciri bir sonraki yuvaya kapattıktan sonra 10 zincirimizi buraya çekiyorum 6 7 8 9 10 zincir geri döndüm arkadaşlar bakın şimdi bu bir tane boş bırakıp atladığımız yuva var ya arkadaşlar onun içine bu şekilde bu boş yuvanın arada bıraktığım boş yuvanın 3 zincirli yuvanın içine 10 zincirimi kapattım bu şekilde. Bakın burada 10 zincirli bir yuvam oldu. 5 zincir, döndüm, 5 zincirimi çektim. Yine iki defa dolayıp buraya arkadaşlar 16, 17 dediğim gibi trabzan yapıyoruz. 2, 1, 2, 2, 2, 3, yuvaya girdim. 1, 2 2 2 4 1 2 2 2 5 1 2 2 2 6 1 2 2 2 7 1 2 2 2 8 9 10 11 12 13 14 15 Bir tane daha yapıyoruz arkadaşlar. 16 tane yaptık. Bakın şu şekilde oluyor arkadaşlar. Bir arkasında yine 5 zincir. 5 zincirimi çektim. Bu şekilde arkadaşlar hani 3 zincirli yuvalar yapmıştık ya. Sıradaki 3 zincirli yuvanın içine arkadaşlar bu şekilde sıradaki 3 zincirli yuvanın içine bu 5 zincirimi kapatıyorum bu şekilde. Şimdi 10 zincir çekiyorum. 6 7 8 9 10 zincir. 10 zincirimi çektim. Şu arkadaşlar yaptığım bakın bu dolguyu yaptığım on zincirini kapattığım yerin bir arkası. Önümde arkadaşlar şu bir batımlık yer hani yuvanın batımlı. Onun arkasındaki boşluğa bu üç zincirli yuvanın arkasındaki boşluğa bu şekilde kapatıyorum. Yine buraya bir 10 zincirli yuva yaptım. Ve yine 5 zincir çekerek dönüyorum yuvamızın içine ve 2 defa doluyorum. 1 2 2 2 2 defa doluyorum. 1 2 2 2 3 oldu trabzan sayım. 1 2 2 2 Aynı bu şekilde arkadaşlar geri döne döne yapacağımız bu şekilde yapraklarımız olacak. Bakın iki tanesi çıktı bile arkadaşlar. Şunları ben doldurayım. Evet arkadaşlar yine 16 tane doldurdum buraya. Yine 5 zincir çekiyorum. 5 zincirimi kendinden sonraki bu gelen 3 zincirli yuvamın içine kapatıyorum arkadaşlar. Bakın bu şekilde. Hiç gözükmüyor 5 zincir arkada fıstıklardan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 zincir. 10 zincirimi yine aynı şekilde arkadaşlar. Demin gösterdim. Tekrar göstereceğim. Bu yaptığımız 3 zincirli yuvanın içine bunu yani bu 10 gibi battığım yerin şöyle arkadaşlar bakın ilmeğim önde bu boşluğa ben batıyorum. Buraya kapattım buraya 5 zincir çekiyorum şimdi 5 zincirimi çekip bu 10 zincirli yuvamın içine yine arkadaşlar 16 tane trabzan yapacağım 1 2 2 2 1 2 2 2 aynısı gibi 16 tane yapayım arkadaşlar ben Evet arkadaşlar bıraktığımız yerden tamamını doldurdum bu şekilde. 4. yaprağımızın işlemi de tamam. Yine 5 zincir. Sıradaki yuvamın içine 3 zincirle kapatıyorum Bu şekilde. Buraya 10 tane zincir çekiyorum. 10 zincirimi çekip dönüyorum. Buradaki tırabzanımın yuvamın arka tarafına bu şekilde kapattım. 5 zincir. Döndüm arkadaşlar. 2 defa doluyorum. Yuvaya girdim. 10 zincirli yuvaya 1 2 2 2. Evet arkadaşlar. Aynı şekilde yine bunu 16 tane tırabzana doldurup bu 10 zincirli yuvamı geleyim. Evet arkadaşlar. Bunu da tamamladım bu şekilde bu yaprağımız da hazır yine 5 zincir son yuvamız kaldı arkadaşlar artık ve buraya da bu şekilde kapattım 5 zincirimi yine 10 zincir 2 4 5 6 7 8 9 10 zincir 10 zincirimi bu şekilde çektim döndüm ve 10 zincirimi arkadaşlar yine aynı şekilde tığım takıldı arkadaşlar. Bu yuvanın içine bakın. Şu önümde var bir tane daha önce batılmış. Onun arkasından bu şekilde ben de yine 10 zincirimi kapattım. Diğer 10 zincirlerimi kapattığım yere yine 5 zincir 5 zincirimi çekip döndüm yuvanın düz tarafına. 2 defa doluyorum. Bu 10 zincirli yuvaya girdim. 1, 2, 2, 2. 2 defa doluyorum. 1, 2, 2, 2, 3 oldu. Bunu 16 tane bu şekilde 2 defa dolamayla dolduracağız arkadaşlar. Doldurayım gel. Evet arkadaşlar sonucu yuvamızı da doldurdum yine. 16 tane trabzanımızı 5 zincirimi çekiyorum arkadaşlar. Buradaki ilk başladığımız yer arkadaşlar yuvanın içine bu şekilde kapatıyorum. Bir tane de zincir çekip ipimi koparıyorum arkadaşlar. Bu şekilde tamam arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar işte tevazu olamayacağım kusura bakmayın. Vallahi birazcık ağır bir model. Arkadaşlar şimdi sıra geldi çatım işlemini. Bunu arkadaşlar bir de tülbentte de görseniz o kadar şahane duruyor ki. Şimdi benim tülbentim olmadığı için buna yapıyorum ama şunu şu ağır modeli tülbentte görseniz bayılırsınız. Hele mevlüt örtülendi. Çok şahane bir model arkadaşlar. Yapımı da dediğim gibi biraz şu taktik kısmını alana kadar biraz zorladı arkadaşlar. Biraz mantık istiyor. 16 tane doldur büyük şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Evet. Dün kalk gidelim izlerken arkadaşlar. Yani ancak şu gülü yapabildim. Koca dizi boyunca şu gülü. Yani dinleyip hem dizi hem bu. Benim beynim karıştı ya da. Bilmiyorum çok şey geldi uzun geldi. Videoda da o kadar ağır gelmedi arkadaşlar. Artık ikinciye yaptığımda. Demek ki elim ve beynim alıştı bu şekilde şimdi sık iğne ile buraya kapattım yeni başlarken de aynı şekilde bir zincir çekiyoruz tığ battığımızın içine kapattığım sık iğnenin üzerine şimdi şöyle orta boy bir örümcek yapıyorum arkadaşlar artık benim orta boyumu biliyorsunuz bu şekilde örümceklerim iki defa doladım iki tığ battı atlayıp üçüncü tığ battımın içine bir 2 2 2 şeklinde bu şekilde arkadaşlar trabzanımı yapıyorum üzerine 4 zincir çekiyorum 4 oldu döndüm ve bu kapattığım trabzanımın tepesine ters yüzündeyiz arkadaşlar 1 2 3 zincir çekerek döndüm bir defa doluyorum bu yapmış olduğum 4 zincirli yuvanın içine girdim 2 2 olarak aldım. Yine 4 zincir buraya tomurcuk olarak trabzanıma kapattım 4 zincirimi. Bir defa doluyorum. Yine aynı yuvanın içine 1 2 2 şeklinde trabzan yaptım. 4 zincirimi kirpik olarak bu şekilde kapattım buraya. Tekrar 2 defa doladım bu sefer arkadaşlar. 2 2 2 4 zincirden 3. tomurcuğumu kirpiğimi bu şekilde yaptım 3 tane tomurcuk yaptıktan sonra yine 2 defa doluyorum bu sık iğneli yuvam için arkadaşlar 1 2 2 2 bu şekilde 1 2 2 olarak aldım 4 zincir çekiyorum buraya 4 zincir kapattım orayı arkadaşlar kirpik olarak bir an panikledim acaba kamerayı açmadım mı diye arkadaşlar bu şekilde arkadaşlar buraya sık iğnemi doldurdum ve yuvaya da bir tane sık iğne yaptım yaprak işlemim tamam arkadaşlar sonra şimdi trabzanıma 6 tane sık iğne yapıyorum 1 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğnemi buraya yaptım hemen yandaki tığ battıya şöyle yaprağımı destek amaçlı arkadaşlar kapattım 2 zincir çekiyorum buraya 4 tane bu şekilde arkadaşlar tığ battı yapacağım yani çiçeğimiz için artık ara mesafesi veriyoruz 3 tane yeter arkadaşlar bu örnek amaçlı siz biraz verin arkadaşlar 6-7 verin 5 kesim verin Çünkü modelimiz ağır 6-7'yi alır yani mesafe olarak Şimdi tekrar 2 zincir çekiyorum Kapattım buraya 2 zincir çektim evet. 4 tane yaptım arkadaşlar Bu üçlü Biraz yakın gibi hissettim. 4 olsun diye dedim arkadaşlar. Tırbat da aram. Alıyorum şimdi elime modelimi. Modelimin arkadaşlar bu bakın mor kısmı var ya. Hepsini kapattığımız bu mor kısmına. Bir de ben yeşille batıyorum. Tığımın başına dönmüş. Aynı yere bu şekilde sık iğne yapıp sıkı sıkı tutturdum. 2 zincir çekerek buraya 2 tane tığ battı yapıyorum arkadaşlar. 2 zincir bu şekilde tığ battı sayım 2 oldu. Şimdi arkadaşlar bu şekilde üç yukarıda, üç aşağıda olacak şekilde bakın şu yapraklardan sayın. Şöyle. Bakın tam orta 1 2 3. 1 2 3 yaprak. 3 yaprağımızı yaptık. Yukarıda 3 aşağıda 3 yaprak şeklinde. Yine buradan mordan şöyle bir kenarından arkadaşlar bulun. Buluşturun. Bir yer açılsın. Bir ilmek aldım oradan. Sık iğne ile kapattım buraya. Yine aynı şekilde tığ battıma da bir sık iğne ile geçiş yaptım bu şekilde. İki zincir çekiyorum. Yine arasına dört tane bu şekilde mesafemi veriyorum. Ara mesafemi. 2 zincir tığ battıma kapattım. 1, 2, 3 oldu arkadaşlar. Bir tane daha veriyorum. Ve bir zincir çekiyorum. Şunu da yapalım arkadaşlar. Kaldırırız. Acelesi yok. Yaprağımızı da yapalım. Rahat bir şekilde görmeniz açısından. 2 defa doladım. 1, 2 tığ battı atlıyorum. 1, 2, 2, 2. Bu şekilde arkadaşlar buraya bir trabzan yaptım. Evet arkadaşlar 4 zincirimizi çektik. Bu şekilde modelimizde. Ve buraya arkadaşlar dört tane zincir çekiyorum. Yine aynı bu yaprağı nasıl yaptıysam bu şekilde yapacağız yaprağımızı. 4 zincirden yuvamı yaptım bu şekilde. 3 zincirimi çektim. Kapattım. Döndüm pardon arkadaşlar. Bir defa doluyorum. 2, 2 olarak böyle küçük bir tırabzan yaptım. 4 zincir. Bu şekilde bunu kapatıp tomurcuk yaptım. Bir defa doluyorum yine 1 2 2. Tırabzan yaptım. 4 zincir. Buraya kirpik olarak arkadaşlar kapattım. Bir defa doluyorum. Pardon, iki defa doluyorum arkadaşlar. Çünkü 3. kirpiğimize geldik. 2 2 2 1 2 3 4 zincir. Kapattım buraya kirpik olarak. 2 zincirimi çekiyorum. Sonuncu trabzanımı da 1 2 2 2 olarak buraya bir yaprak yaptım. 4 zincir buraya kapattım arkadaşlar yine burayı sık iğne ile dolduruyorum 3 4 ve 5 5 sık iğne 6. sık iğne bu şekilde yuvamda yaprağım bitmiştir arkadaşlar buradaki trabzana da 6 tane sık iğne yapıyorum sonra inşallah ipimizi koparalım 4 5 ve 6. Ve destek için arkadaşlar dibine değil bir yandakine bu şekilde kapattık. Yaprağımızı bitirdik. Bir zincir çekerek ipimi koparıyorum. Menekşemiz de bu şekilde. Menekşe gerçekten şatafatlı bir menekşe oldu arkadaşlar. Yaprakları da çok yakıştı gördüğünüz gibi. Çok hoş bir model oldu arkadaşlar. Ütüleyince biraz daha yapışacaktır. Çünkü bu laylan biraz yapışıyor arkadaşlar. Daha bir yapışkan olacağına eminim. Modelimiz bu şekilde arkadaşlar. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Vallahi bakmalara da doyamıyorum arkadaşlar. Çok ağır. Çok şatafatlı gözüküyor. Hele de bunu bir mevlid örtüsünde düşünün arkadaşlar. Çok hoş bir model oldu. Yapacak arkadaşlara kolay gelsin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.